Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle İngilizce'den Türkçe'ye, orta seviyeden iki kısa hikaye çevirisi yapacağız. Kanala abone olmadıysanız öncelikle kanala abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hemen hikayemize başlayalım. The Travelers, yani gezginler demek. In a temple city in South India lived a group of young merchants who wanted to become rich. They had often heard about traders who had amassed a great deal of wealth in the course of their travels across the world. Hemen çevirisini yapalım. Güney Hindistan'da bir tapınak şehrinde lived a group of young merchants. Yani bir grup tüccar yaşardı. Nasıl bir grup tüccar? Şuradaki who bizim için relative clause oluyor. Yani ilgili cümle. Tabii bu neyi niteliyor? Tüccarları niteliyor. Hemen çevirisini şu şekilde yapmamız gerekiyor. Zengin olmak isteyen bir grup tüccar yaşardı. Tabii bu cümle biraz devrik bir cümle. Çünkü direkt yer ifadesini vermiş önce, daha sonra fiil vermiş. Yani cümlenin öznesi fiilden sonra gelmiş. Dolayısıyla devrik bir cümle olmuş. Yani bu cümle şöyle de yazılabilirdi. A group of young merchants who wanted to become rich lived in a temple city in South India şeklinde yazsaydı tabii ki kurallı bir cümle olacaktı. They had often heard about traders who had amassed a great deal of wealth in the course of their travels across the world. Yani dünyanın her yerinde, dünya çapında seyahatleri sırasında çok fazla servet biriktiren tüccarları sık sık duyarlardı, duymuşlardı demek istiyor. Burada past perfect tense var gördüğünüz gibi. Yani geçmişte olmuş iki olaydan daha önce olanını ifade etmek için past perfect tense kullanılıyor. Duymuşlardı demek istiyor. Pekala devam edelim. So one fine day the merchants set out on a long journey in quest of riches and engaged in trade. Yani böylece güzel bir gün tüccarlar uzunca bir yolculuğa çıktılar. Ne arayışı içinde? In quest of riches, zenginlik arayışı içinde and engaged in trade, yani ticaretle meşgul oldular diyor. Unfortunately though, they didn't become as rich as they had thought they would. Worse, they had spent more money on their travels than they had earned in the course of their trade and that was galling. All this made them very impatient. Yani yine de maalesef olacaklarını düşündükleri kadar zengin olamadılar. As rich as kalıbı buradaki kadar anlamını veriyor. They had thought düşündükleri, they would olacaklarını yani olacaklarını düşündükleri kadar zengin olmadılar. Worse, daha da kötüsü, they had spent more money on their travels. Yani diyor ki ticaretleri sırasında kazandıklarından daha fazla parayı seyahatleri üzerine harcamışlardı. And that was galling ve bu sinir bozucuydu. All this, tüm bunlar made them very impatient. Onları çok sabırsız hale getirmişti. One day when they were in a seaside town, yani bir gün onlar sahil şehrindelerken their eyes fell on a large ship at a distance. Belli bir mesafedeki büyükçe bir gemiye takıldı gözleri. When we become rich, we shall buy a ship just like that one, they said excitedly. Biz zengin olduğumuz zaman, the zaman anlamını when veriyor burada. Zengin olduğumuzda ya da zengin olduğumuz zaman we shall buy, buradaki shall, will ile aynı anlamda kullanılmış. Yani ne yapacağız? Satın alacağız diyor. A ship, bir gemi. Just like that one, tıpkı onun gibi bir gemi satın alacağız dediler heyecanlı bir şekilde. They waited to see it enter the harbor. As the ship neared, it lost its grand dimensions and started looking more like a small boat. Yani onlar onun limana girmesini beklediler. Girmesini görmeyi beklediler. Onun dediği botun yani. As the ship neared, yani gemi yaklaştıkça, it lost its grand dimensions, büyük ebatlarını, boyutlarını kaybetti and started looking more like a small boat. Daha çok
küçük bir bot gibi görünmeye başladı. They were crestfallen, yani hayal kırıklığına uğramışlardı, mutsuzlardı. But they waited, ama beklediler. When the boat reached the shore, yani bot kıyıya ulaştığında, the merchants discovered that it was only a bunch of logs tied together to make a raft. Onlar bir sal yapmak için birbirine bağlanmış sadece bir demet kütük olduğunu fark ettiler. They were terribly disappointed. Berbat bir şekilde hayal kırıklığına uğradılar. Finally they understood. Sonunda anlamışlardı, anladılar. Just as they had wasted a lot of time on fruitless speculation about the ship, their expectations of getting rich also had been without any real basis. Crestfallen, they decided to return home. Yani diyor ki, faydasız, gemi ile alakalı faydasız spekülasyonlar üzerine çok fazla zaman kaybettikleri gibi zengin olma beklentileri de hiçbir gerçek dayanaktan yoksundu. Crestfallen, mutsuz, kederli bir şekilde they decided to return home. Eve geri dönmeye karar verdiler. Evet, ikinci hikayemiz The Eagle and the Arrow, yani kartal ve ok. Eagle was a strange creature, yani kartal tuhaf bir yaratık idi. He got his fun out of teasing and frightening the little birds. Yani eğlencesini küçük kuşları korkutmaktan ve onlara sataşmaktan çıkartırdı, alırdı. Even when he wasn't hungry, aç değilken bile, even bile demek, he would soar through the sky and swoop down on some unsuspecting birds and pretend to prey on them. Yani aç değilken bile gökyüzünde süzülür, bazı masum kuşlar üzerine baskın yapar and pretend to prey on them. Onları avlarmış gibi yapardı. Buradaki would ifadesi geçmiş zamanda used to'yla aynı anlamda kullanılabiliyor. Yapardı, ederdi anlamını vermek için. Yani süzülürdü demek istiyor ya da baskın yapardı demek istiyor ya da burada onları avlar gibi yapardı demek istiyor. The poor little birds, yani zavallı küçük kuşlar, would cower with fear and try to fly away. Yani korkuyla sinerler ve kaçmaya çalışırlardı. Eagle would then burst into an ear-piercing laughter. Kartal böylece kulak tırmalayan bir kahkahaya boğulurdu. And flap his wings disdainfully. Kanatlarını hor görerek, yani alaycı bir şekilde çırpardı. I am the king of the sky. Ben gökyüzünün kralıyım. How scared you all are of me. Yani hepiniz benden ne kadar çok korkuyorsunuz diye he would exclaim. Haykırırdı. Evet. The birds didn't like Eagle and they all thought he was very mean for the other eagles swooped down on the smaller birds only when they were hungry. Yani kuşlar kartalı sevmezdi. Onların hepsi de onun çok kaba olduğunu düşünürdü. Neden? Burada sebebini veriyor. The için anlamını veriyor buradaki for. Yani diğer kartallar küçük kuşlar üzerine sadece aç oldukları zaman hücum ya da baskın yaptıkları için onların hepsi de onun çok kaba olduğunu düşünüyordular. Once it so happened that a flock of pigeons was flying in the sky and the eagle decided to scare them. He came swooping down on them out of the blue. Yani bir keresinde bu öyle bir şekilde meydana geldi ki, oldu ki, a flock of pigeons, yani bir güvercin sürüsü, was flying in the sky, gökyüzünde uçuyordu. And the eagle decided to scare them. Kartal onları korkutmaya karar verdi. He came swooping down on them out of the blue. Yani ansızın birdenbire onların üzerine hücum ederek geldi, yaklaştı.
The pigeons shrieked and scattered in different directions. Yani güvercinler acı acı bağırdılar ve farklı istikametlerde kaçıştılar, dağıldılar. Just then, tam o sırada, eagle's sharp ears caught a whizzing sound. Yani kartalın keskin kulakları vızıltılı bir ses işitti, yakaladı. He turned around and saw its source, an arrow. Yani arkasına döndü ve kaynağını gördü. Bir ok. Sure that the arrow wasn't meant for him, but for the pigeons. Eagle just turned away, but the pigeons had flown out of the way. Tabii ki de ok onun için kastedilmemişti. Onun için değildi. But for the pigeons, yani güvercinler içindi. Eagle just turned away, yani kartal hemen geri döndü, dönüp gitti. But the pigeons had flown out of the way, ama güvercinler kaçıp uzaklaşmıştı. Swig, the arrow struck Eagle right in the heart, and he started fluttering to the ground. Oh no, I don't want to die, said Eagle. I have so many years more to live. But he was losing his blood very fast. He fell to the ground with a thud and with dying eyes looked at the killer arrow. Swig, burada çıkan ses bir anlamı yok. The arrow struck Eagle right in the heart. Yani ok kartalın tam kalbine çarptı. And he started fluttering to the ground. Yani zemine doğru kanat çırpmaya başladı. Oh no, hayır olamaz. I don't want to die. Ölmek istemiyorum. Said Eagle, dedi kartal. I have so many years more to live. Yaşayacak daha pek çok yılım var. But he was losing his blood very fast. Ama çok hızlı kanını kaybediyordu. He fell to the ground with a thud. Yani bir patırtıyla, bir gümbürtüyle yere düştü. And with dying eyes ve ölen gözleriyle, gözlerle looked at the killer arrow, katil oka baktı. It was decorated with one of his own feathers. Oh God no, said Eagle as he died. Yani onun tüylerinden biri ile süslenmişti ok. Oh God no, aman Allah'ım, hayır, dedi kartal as he died, ölürken. Evet arkadaşlar, iki tane kısa orta seviye hikayeyi sizin için çevirmeye çalıştım. Umarım az da olsa bir katkı sağlar sizin için. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.